Abi keşke PlayStation 5'im olsa da şu oyunu oynayabilsem ya. Çok istiyorum biliyor musun? Spider-Man 1 çünkü 2018'de çıkan Spider-Man. 2018 PlayStation için mükemmel bir sene çünkü hem God of War hem Spider-Man oyunları çıkmış anladın mı? Bir de Miles Morales de çok güzeldi. Bu arada Türkiye'de bilgisayarı çıktığı zaman ilk bizim kanalda oynandı bu oyunlar. Rekoru benim elimde. İnşallah Spider-Man 2'yi de böyle YouTube'dan izleriz beraber. Çünkü PlayStation 5'im yok. Bu arada Hikaye spoiler yoktur. Neye bakıyorsun? ne oldu gör spoiler yok. Spider-Man'ler şehir elden gitmiş, her türlü musibet başına gelmiş, millet rahat rahat sokağa çıkamıyor kardeşim. Sen hayırdır koçum, neye sırıtıyorsun bu kadar ya? İki tane gevşek, işleri Mary Jane'e mi devrettiniz oğlum? Gerçi haklısınızdır da yani, Mary Jane'e devretseniz edersiniz. Çünkü sizin dövmek için 40 takla attığınız düşmanı kadın tekte indiriyor. Helal sana Mary Jane be. Vallahi bu Spider'ler Oo. senin kadar efektif değil ha. İlk oyunda Mary Jane kısımları çok... Mustafa'm hoş geldin. Abicim ilk oyunda Mary Jane kısımları çok uzatılmıştı ya. Çok kötüydü. Bu arada hızı da çok düşürüyordu. Yani oyun hızlı bir oyun ya. Çok düşürüyordu. İnşallah bunda fazla yoktur. Hani kadın tekte indiriyor. Helal sana Mary Jane be. Vallahi bu Spider'ler senin kadar efektif değil ha. Ama sen öyle misin? Bak çekmişsin emaneti. Vura vura gidiyorsun reis. Kardeşim bir oyunda 50 tane Spider-Man'e ne gerek var? Koy Mary Jane'i, yeter artar yani. Hatırlayanlar olacaktır muhakkak, ilk Spider-Man oyununda da Mary Jane'i yönettiğimiz sekanslar vardı. Fakat Çok kötü. sıkıcıydı. Çünkü sadece basit basit gizli gizli gidiyordun. Hiçbir şey yapamıyordun yani. Çok tempo öldüren kısımlardı. Ben sevmemiştim açıkçası. Yapımcılar da demiş ki ulan Mary Jane kısımlarından eleştiri aldık. Buraları ne yapalım? Yeni oyunda daha farklı yapalım. Ya kardeşim yapmayın ulan. Yani yapmayın, komik oluyor. Zaten iki tane karakter yönetiyorum. Bir Peter Parker var, bir Miles Morales var. Bir üçüncü karakteri niye bu kadar zorluyorsun ya? Mary Jane kısımları oyunun tamamı değil. Hani 1,5 saat falan oynuyorsun aşağı yukarı. Ama ilkel bir Last of Us gibi komik duruyor yani. Eline silah alıyor böyle arkadan gizli gizli eğitimli. Gene aynı ki yani fundamental seviyede aynı değil mi ya? İlk oyunda oynadığımız bok değil mi bu? Gene aynı şey değil mi? Yani mekanik olarak ne eklenmiş ki buna? Gene gözükmeden gidiyorsun. Adamların arkasına geçip kareye bas. Arkasına geçip kareye basıyorsun adamların. Anladın mı? Başka bir mekanik olarak değişiklik var mı? Ben mi göremiyorum? Askerlerin arkasından yaklaşıp tak tak falan alıyor yani. Ya böyle komando gibi yapacağını vereceğini süper bir araştırmacı gazeteci yapsana. Zaten kadının kimliği o. Kadın araştırmacı gazeteci. Bu kimlik üzerine git. Bu kimlikle alakalı bir şey. Vereceğim güzelleşmiş ama. Kurgula. Ya niye illa eline silah verip kadına böyle bir savaş ortamına sokuyorsun ki? Ya bir yerde Spider-Man resmen vereceğin eline silah. Evet, Batman sekansı gibi şey yapsana abicim. Batman oyunlarında olan sekanslar gibi yapsana. Adı nedir? İpuçlarına bakarak takip etsin, işte bir olayı çözmeye çalışsın. Bu adam, bu kadın zaten bu değil mi işi? Veriyor. Töre namus şeyi gibi. Ben mi Al Mary haksızım Jane, beyler? bunu halledersin diyor. Ya yok artık ya. Bu kısımlara gülmekten hikayeye konsantre olamadım kardeşim ya. Hikayemiz de şu, artık iki adet Spider-Man'imiz var dedik ya. Peter ve Miles'i beraber yönetiyoruz. Bu iki Spider-Man de şehre saldırıya gelen Kraven ve çetesini indirmeye çalışıyor. Kraven ana villainlarımızdan bir tanesi. Raven'ı ben hiç hatırlamıyorum ya. Arkham serisine başladık ya oğlum. Batman kıyafeti alıp bir günde bitirmek istiyorum o serileri ya. Peki olayın abi, bunu avlayacak güçlü düşmanlar bulmak yani. Bu yüzden şehri esir alıyor, diyor ki bana güçlü bir şey verin de onu avlayayım. Öyle bir manyak. Ya Çok çizgi böyle roman ben süper hiç gerçekçi bir hatırlamıyorum ya. motivasyonu Çizgi veya roman acayip fazla böyle içinde okumadım kalmış çünkü çocukluk travması falan Spider-Man'e yok ya. yani. Avlayacak Yeni bir şey ise. lazım adama işte. Tabii bunun yanında fragmanda gördüğümüz Venom karakteri var. O da ana villainlarımızdan bir tanesi. Ha Onun da bir işte hikayesi benim. mevcut. Ben oyuna girmeden önce şeyi merak etmiştim. Venom kısımda çok arka planda mı kalacak acaba diye düşünüyordum. Fakat öyle olmadı abi. Tüm hikaye boyunca Symbiote olayı işleniyor. İşte Peter Parker Symbiote Suit'e kavuşuyor. İşte Venom güçlerini kullanıyor falan filan. Ve ondan sonra devam eden bir olay da oluyor. Yani çok geri planda kalan bir hikaye olmuyor bu olay. O yüzden hoşuma... Çok güzel ya. Küçükken Tobey Maguire'ın oynadığı filmlerde bu simbiyot Venom geliyor ya. Venom kıyafeti giyiyor. Bu çan çalıyor. Böyle bir resim var hatırlıyor musunuz? Böyle duruyor. Dın dın. Böyle şeyden orgazm olmuştum yani. O görüntüyü hala aklımda bak. Yani çok etkilemişti beni çocukken. gitti. E şunu da açık söyleyeyim, fragmanlara çok kısa gösterdiler bize Venom'u ama ben Venom'un tasvirini bu oyunda çok beğendim. Fazlasıyla ürkütücü bir düşman portresi çizmeyi başarmışlar. Öyle çok karikatürize etmemişler. Gerçekten vahşi bir karakter olmuş. Şey de söyleyeyim, Mary Jane'le alakalı bir komik gelen kısımlar oldu ama hani hikayenin genel akışı vesaire falan keyifli aslında. Fakat şöyle bir problem var abi. İlk oyunda hissettiğim, burada hissedemediğim bir durumu o da karakterle bağ kurabilmek. Bence ilk oyun Peter Parker'ın hayat hikayesini, yaşadığı zorlukları, yalnızlığını, iç çatışmasını falan güzel işliyordu. Onu daha inandırıcı, daha bizden biri haline getiriyordu yani. Hakikaten olan mahallemizden bir adam gibi falan hissini veriyordu yani. Fakat bu oyunda bu hissi hiç alamadım neredeyse. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki oyun içerisinde, hani Peter'le olan bağını güçlendirecek bir şey göremiyorsun. Miles Morales karakteri var, onun hikayesi... Ama daha adamlar ne kadar güçlendirsin ki ya? 2018 oyunda güçlendirdin kabul et zaten. Miles Morales için de ayrı oyun çıkardılar. Onda da karakterle bir bağ kurdun.
Orada da abi Miles babasını kaybetti abi. Abi Miles ne yapacak abi falan. Peter baba oldu işte ona, abi oldu. Falan orada zaten o bağı kurdun. Daha kaç tane janrada sana bağ kurdursunlar ki? Bu oyun onların devamı gibi zaten. Devamı zaten. Hikayesi var, Peter'ın arkadaşlarının hikayesi var, Mary Jane'in hikayesi var falan derken ilk oyundaki gibi Peter'la bir bağ kuracak bir zaman kalmıyor. Keza benim şöyle bir beklentim de vardı. Miles'la Peter karakterleri sonuçta bir öğrenci öğretmen ilişkisi içerisindeler ve ikisi de ana karakterler. Ben bekledim ki bu oyunda bu iki karakterin ilişkisi de irdelenecek. İşte bazı anlarda zora düşecekler, bazı anlarda birbirlerine sırt çevirecekler falan filan, öyle bir derinlikli bir ilişki yapacaklar diye sanmıştım ama yok. Ya bu ikili arasında bir dinamik hiç hissettirmiyor oyun neredeyse ya. Elbette bir Joel ve Ellie ilişkisi olsun demiyorum oyunda ama bu kadar birbirlerinden bağımsız olmaları da bir tık üzdü beni. Miles'ın derdi kendine, diğerinin kendi derdi Ha, kendine. bu üzücü olmuş. Yani ikisi de bambaşka hayatlar yaşıyor gibi oyunda. Bir tek abi oyunun son çeyreğinde artık hani beraber bir şey yapıyorlar ama hiçbir o çatışma, o dinamizmi falan göstermiyor. Peki iki karakterin olması oyun içerisinde bir şey değiştiriyor mu oynanış anlamında derseniz, temelde değiştirmiyor. İkisinin de kendince özel hareketleri var okey ama çok farklı, çok bambaşka hissiyatları yok. Normalde iki karakter yönettiğin oyunlarda şunu demek isteyebilirsin: dur biraz da şu karakterle oynayayım veya dur biraz da bu karakterle oynayayım diye. Burada hiç öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum abi. Belki bir kere öylesine demişimdir ama onun dışında oyun boyunca hikaye kimi gerektiriyorsa o karakteri yönettim. İki karakter arasında niye geçiş yapıyorsunuz? Çünkü ikisinin de kendine ait yan görev serileri var. Kendi yapabilecekleri başka böyle ufak tefek açık dünya görevleri var. Bir de ana hikaye gereği değişmeniz gerekiyor, o kadar. Yoksa oynanış anlamında Peter bir şey yapıyor. Symbiote çok güzel duruyor bu arada. Oyun çok güzel duruyor, grafikleri ya. Abi bir de PlayStation 5'te ha, 500 dolar ha PlayStation 5. Normalde iyi bir 4090'lı PC 4000 dolar falan, 4000-5000 dolar arası gidiyor geliyor ya. Belki şu an uçmuş da olabilirim de. PlayStation 5 ya, 500 dolar abi. Evet, tadım kaçtı benim de ya. Karakterlerin bağımsız o abi alınmaz. Tam PlayStation 5, şimdi dur yanda iptal edeyim de PlayStation 5 sipariş. Tamam. O sıktı biraz. Bambaşka bir şey yapıyor gibi bir şey görmeyeceksiniz. Fakat bu demek değil ki oyunun oynanışı sıkıcı. Dediğim şey sıkıcılıkla alakalı bir şey değil. PC'ye 1 sene sonra, 1,5-2 sene sonra gelir ya. Spider-Man 2018 geçen sene geldi. 2 seneye falan gelir ya. Ama adamın da şey, PlayStation 5 satması lazım abi. Bu oyunları PC'ye her türlü gelecek zaten. Bak onda bir sıkıntı yok ama 2 sene beklemem diyenlere de PlayStation satabilmesi için, yoksa hepsini bilgisayara çıkaracaksa PlayStation alanların ne avantajı var, ya da PlayStation niye satıyor bu herif? Ama beklerim diyorsan abi, zaten ekonomide düzelir belki diyorsan bilgisayara çıkacak elbet yani. Değil abi. Yani Dediğim şey, ulan God of War çıktı. God of War PlayStation 1'den beri olan bir oyun. God of War bile PC'ye çıktı. Karakterlerin birbirine benzemesiyle alakalı bir şey. Aksine bence ilk oyun üzerine çok temiz Bakacağım. gelişmeler yapmış bu oyun. İlk oyunda çok Bilmiyorum. eleştirilen konulardan bir tanesi neydi? Oyunun bir noktada sadece kaybur kaybur mekaniğiyle oynanabilir olmasıydı aslında. Estetik gözüküyordu okey ama temelde hep aynı şeyi yapıp duruyordun aslında. Sahip olduğun özel ağlar Yo, vardı. ben oynadım bu oyunu. Hiç de böyle sıkıcı gelmedi bana. Hep eğlenceliydi yani. Ama bu ağları atmak, bunları efektif kullanmak falan çok ihtiyaç duyduğun şeyler olmuyordu yani. Bu oyunda ise durum öyle değil abi. Düşmanların çeşitlerini arttırmışlar. Hepsine farklı özellikler enjekte etmeye çalışmışlar. Bazı düşman sizden çok seri kaçabiliyor. Bazısını ancak havada dövebiliyorsun. Bazısı bir noktada patlarım ben diyor. Yani oyunun sonuna kadar değişik telden düşmanları gösteriyor. Bu da seni devamlı diken üzerinde tutuyor ve tabii yeni hareketlerini kullanmaya teşvik ediyor. Nedir abi örümcek adamlarımızın yeni hareketleri? En önemlisiyle başlayayım. Parry, yani savunma mekaniği. Artık düşmanın ataklarını counterlayabiliyorsunuz. Bu direkt olarak oynanışı acayip değiştiriyor. Keyifli bir yenilik olmuş. Bunun dışında hem Miles hem de Biraz Elden Ring kafası olmuş ya. Peri Souls kafası olmuş. Peter özel yetenekler kullanabiliyor. Miles elektrik gücünü kullanarak düşmanlara ekstra özel hareketler yaparken Peter de robot kollarıyla şekilli hareketler yapabiliyor. Tabi bu robot kollarının yanında sonradan fragmanda gördüğümüz Venom hareketleri de kazanıyor ve bunları da yapıyor. Fragmanda gördüğümüz diyorum çünkü bazı arkadaşlar spoiler verdi, spoiler veriyorsun falan diyor ama fragmanda gösterdiler oğlum bunu. Yani oyunun tanıtımında gösterildi, o yüzden hani söylüyorum, benimle alakalı bir şey yok. Spoiler yok. Bu özel hareketler de siz birilerini dövdükçe, bir şeyler yaptıkça doluyor. Dolduğu gibi de kullanasınız geliyor. İlk oyunda farklı ağlar atma olayı vardı okey ama burada kısa yollara güzel atamışlar bunları. İlk oyunda silah seçer gibi seçmen gerekiyordu çünkü burada abi direkt kısa yoldan kısa yol tuşuna basıyorsun ve yapıyor karakter. Ben tüm oyun boyunca özel güçlerim, ağlarım, neyim var neyim yoksa her şeyimi kullandım. Oyun da beni buna itti. İlk oyunda biraz canım isterse kullanırım kafasındaydım. Çok fazla düşmanlar beni buna itmiyordu, zorlamıyordu. Ama burada düşmanlar kalabalıklaşıyor. Bir anda dur şunu kullanayım da ağzlarını burunlarını kırayım diyorum yani. O yüzden de aksiyon açısından daha yüksek, daha keyifli bir tecrübe çıkmış ortaya. Ama tabii şöyle bir şey var abi. Bu kadar özel güç işin içine girdiği zaman da tamamen çok fantastik şeyler yapmıyorsun ama bir sonuçta özel güç giriyor ya. Ya şey hissi oluyor böyle. Ulan ben Spider-Man mı oynuyorum şu anda? Başka bir şey mi oynuyorum? Keyifli okey.
okey. Ama Spider-Man oynadığım hissi kayboluyor zaman zaman oyun içerisinde. Düşmanlarla uğraşmanın yeni yöntemleri var dedik. Buna paralel boss savaşlarına da değinmem lazım. Ya Peri biraz... Peri'yi bilemedim abi ya. Peri sizce gitmiş mi buna? Yani Spider-Man'sın, anladın mı? Spider-Man Peri atıyor muydu? Ya yani böyle Souls oyunu gibi. Şey yapayım. O zorlukta değil büyük ihtimal de. Bütün oyunu periliye periliye gidersin büyük ihtimal. Gameplay açısından iyi olur da yani Spider-Man oyununda peri ne alaka? Eliyle peri falan. Bilemedim. Bu kez boss savaşları daha uzun daha... Her an iptal edebilirim. Her an. ...şanlı olmuş. Bunu deyince ben Dark Souls'la karşılaştırmayın arkadaşlar. O farklı bir şey yani. Ben Spider-Man'in kendi içinden bahsediyorum. İlk oyundaki kadar basit boss savaşları yok. Daha böyle kaçman gerekiyor. Zaman zaman peri yapman he, gerekiyor. Bak, güzel bazen olmuş. Üzerlerine fırlaman gerekiyor. Bazen bir şey fırlatman gerekiyor falan. Daha hareketli bir boss ama savaş... biraz çeşitlendirmeye çalışmışlar. Güzel yani. Insomniac'ı severiz zaten. Biraz daha hani şey... Bu arada 720p izliyormuşuz. Kimse haber vermiyor chatte. Yani köylü gibi gözünüz alışmış 720p'ye. Abi bulanık görüyoruz. Kimse demiyor. Kimse demiyor, tamam. Yani köylü geleceksin, köylü geldin, köylü gideceksin. AFC. Ne oldu benim internete, ne oldu peki? Benim internet niye acı çekiyor abi? Tamam, 720p'de izleyelim abi. Savaş kurgusu çıkartmayı başarmışlar. Bu yönüyle okey. Fakat bir ufak şikayetim var burada. Boss savaşları biraz fazla uzun tutulmuş yani. Bunun zararı şu, heyecanı azaltıyor. İlk başta heyecanlı oluyorsun böyle. Boss'u anlamaya çalışıyorsun. Ne yapıyor, ne ediyor, bunu yapıyor. Tamam, ben bunu yaparım, şunu yaparım falan. Çözüyorsun mevzuyu. Sonra çok uzuyor yani. Sen mevzuyu çözmüş oluyorsun artık ve ondan sonrası biraz ameleliğe dönmeye başlıyor. Yani aynı şeyi yap, 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 yap falan filan. O heyecanı öldürmesinden dolayı savaşlar uzun. Abi Souls düşmanlarını da yumruk atarak öldürenler var yani, bir damage vererek. Bütün bossları yumrukta kesen dayılar var yani. Ha, burada farkı tabii tek atamıyorsun galiba bossları, değil mi? Olması biraz can sıkıcı. Ama yine de ilk oyunun üzerine koymuş mu koymuş. Şekilli hareketlerle falan bosslara dalmak zevkli iş. Keza şekilli hareket demişken, açık dünyada gezerken uçma olayı da gelmiş, onu da söyleyeyim. Ya uçma abartı olur, gerçi süzülme diyelim hadi. Bu süzülme olayı açık dünyada gezme işini daha hızlı ve keyifli hale getiriyor. Bu cepte ama uçuyorum lan ben şu anda yani. Spider-Man'le uçuyorum. Gene bak, gene Spider-Man mi oynuyorum, başka bir şey mi oynuyorum hissine giriyorum. Ya işiniz arkadaşlar, mevzu şu. İlk oyunda... Yo evet... Spider-Man'de vardı bu özellik, yok muydu bu şey gelecekte geçen? Spider-Man'de vardı bu kanatlı şey ya. Şu olay. Şu wingsuit yok muydu? Vardı abi. Yanlış hatırlamıyorsam böyle, hatta A şeklindeydi. Burası A'ydı. Var yani, Spider-Man'de olan bir şey bu. Ya işiniz arkadaşlar, mevzu şu. İlk oyunda evet mekanik olarak bazı aksayan yerler vardı. Düşen, geride kalan yerler falan vardı ama bana özel bir Spider-Man. Yani Spider-Man aykırı bir şey değil yani. Onu demeye çalışıyorum. Yaşatmıştı. Hem duygusal anlamda hem oynanış anlamında evet lan ben şu anda bir örümcek adam macerasının parçasıyım dedirtmişti. Burada ise kağıt üzerinden tüm mekanikler gelişmiş, bu süper, güzel oyuncaklar gelmiş falan, bunlar da harika. Oynaması da keyifli bir tecrübe çıkmış ortaya. Buna da kesinlikle katılıyorum. Ama işte örümcek adam macerasının içerisinde hissi azalmış biraz. Tabi bu benim beklentimle alakalı bir şey. Ben biraz daha böyle kişisel hikayeleri daha çok seviyorum. Burada olay çok fanteziye, çok karaktere falan kaçınca bir tık bendeki duygusal bak koptu. Normalde Miles karakteri de keyifli bir karakter, Peter karakteri de keyifli bir karakter ama ikisi bir araya gelince ortaya çıkacak kimyanın çok daha güzel bir şey olacağını düşünmüştüm. Ben tam tersine ikisini de aşağı çıkmış bence. Ama yine de karşımızda keyifli bir oyun var. Ana hikayesini hızlıca bitirmek isterseniz 20 saat civarında bitirebileceğiniz, yan görev yapmak isterseniz ki yapmanız da gerekiyor karakteri geliştirmek için. O zaman 25-30 saat ortalamasında çok güzel gözüküyor ama ya. ...bileceğiniz bir oyun süresi sunuyor. Artık her oyunun 50 saati zorladığı bir yerde bu oyun süresi kısa gelebilir fakat oynarken iyi ki bu sürede bitti dedirtti bana yani. Çünkü tamam abi, hikayeyi daha zorlamaya gerek yokmuş. Okeymiş, güzel yerde bitti. Ama eğer ben doymadım diyenler varsa... Baksana Peri çok saçma duruyor ya. Bak periledi burada. Bak Peri'ye bak. Çünkü tamam abi, hikayeyi daha zorlamaya gerek yokmuş. Bak burayı periledi şimdi. Okeymiş, güzel yerde bitti. Yani çok saçma duruyor. Miles yapıyor ama... Spider-Man 2 daha çıktı, çıkacak galiba. Kaçında, 21'inde mi çıkıyordu? Hatırlamıyorum da. Ya tabii oynanış olarak zevkli olabilir de. Bana Spider-Man'e göre saçma duruyor ya. Peri olayı. Bilmiyorum, çok mu takıldım ama. Yani Spider-Man oyununda hani alttan kayıyor, A atıp alttan kayıyor, böyle dodge yapıyorsun ya, böyle alttan kayıyor, yana kayıyor falan atlıyor. Hani çevik ya bu karakter. Hani Peri... Bilmiyorum hani elinde kalkan yani Kaptan Amerika olsa perilese okey yani.
Ama eğer ben doymadım diyenler varsa da yapılacak yan görevler, suçlu dövme görevleri falan orada duruyor. Yan görev anlamında yine birbirini tekrar eden o klasik açık dünya görevleri var. İlk oyunda da vardı. Burada da duruyorlar. İşte 50 tane fotoğraf çek, 30 tane eşya bul gibi görevler duruyor. Sadece biraz biçim değiştiren görevler var ama yine birbirlerini tekrar ediyorlar. Oyuna başlayıp böyle 3-5 yan görev yaptıktan sonra anlıyorsun yani. Ha, tamam bu böyle 20 tane daha yapılacak. Bu konu eleştirecek konulardan bir tanesi olacaktır. Ama ana hikaye görevi... Bak örümcek adam da peri yaptı. Bak burada da peri yaptı. Biraz akışı bozuyor gibi sanki. Bunlardan bir tanesi olacaktır. Bak peri yaptı, birden döndü. Değişik. Ama ana hikaye görevleri, Mary Jane kısımlarını saymazsak ben gerçekten sıkıldım o kısımlarda. Hakikaten ilkel Last of Us gibi geliyor bana. Yani mevzu sadece Mary Jane olması değil. Ahmet Mehmet olsa da aynı şeyi söyleyeceğim yani. İki tane süper güçlü karakter varken neden böyle süper güçsüz bir karakteri göreve gönderirler hiç anlamadım. Yani Miles doğru lan. Seveni var abi. Ama bu kısımları saymazsak nefis sahneler var oyun içerisinde. Bunu da söyleyeyim hani oyunu oynayıp bitirdikten sonra ulan ne acayip sahneler yapmışlar buraya diyeceğin şeyler olacak. Bak şeyin de altını çizeyim. Yok bu yabancısından da dinledim. Game Ranks'te mi ne dinledim? Yani bu şey bildiğin çizgi roman Örümcek Adamı'na bayağı şey göndermişler. Hani ne derler? Salute mu derler? İşte, öpücük mü derler? Ne derler? Göndermiş. Insomniac zaten iyi yapıyordu. İlk oyunlarda da iyiydi böyle çizgi roman olayına. İlk oyunda da beğenmiştim zaten. Bu ikinci oyunu ne zaman oynarız bilmiyorum da. Çok fazla sayıda kostüm var yine oyunda. Önceki Spider-Man oyununda kostümler bize ekstra güçler sağlıyordu. Bu kez öyle bir şey yok abi. Şekil işin oradalar ama hakikaten moda ikonu gibi takılabiliyorsun. Her telden kostüm mevcut. O kostümlerin kendi işlerinde farklı renkleri falan da var. Yan göre yaptıkça bir şeyler ettikçe işte kazandığın şeylerle kostüm açabiliyorsun. Bir de karakterini geliştirirken bu yaptığın şeyler, kazandığın şeyler işine yarıyor. Deli dehşet bir yetenek ağacı sistemi yok. Spider-Man'de temel yetenekler var geliştirebildiğin. İşte sağlığını arttır, vuruş gücünü arttır falan filan gibi. Bir de özel yeteneklerini daha etkili hale getiren geliştirmeler var. Bazısı Peter için özel, bazısı Miles için özel, bazısı ikisini birden geliştiriyor. Ha, o kadar yani. Yetenek harcının böyle çok çeşitli olmaması belki bazı oyuncular için problem gelebilir en başta. Ya bu kadar mı falan diyebilirsiniz ama geliştirilecek yeterince şey var aslında oyunda abi. En azından oyunun süresine nazaran bence yeterli seviyede koymuşlar. Sonuçta 100 saatlik bir şey oynamıyoruz. Abi örümcek adamla neyi geliştireceksin zaten? Sonuç ilk oyunun üzerine mekanik gelişmiş fakat duygusal taraf biraz törpülenmiş. Ama ortaya iyi bir aksiyon oyunu çıkmış. Tabi bu fiyatla kim alır? Who knows? Kim? 1500 lira bence ucuz. Bir şey söyleyeyim mi? Bana ucuz geliyor ya örümcek adam için. Yeni sıfır bir oyun için bilmiyorum benim mi algılarım kapandı. Ben çünkü şu gözle bakıyorum abi. Tamam 1499 ya Türkiye'de bir sıfır fazla ya her şey. Bir sıfır atılsa 149 liraya çıkmış bir oyun diye bakıyorum. Nasıl beni de bir alkışlayın. Yani 30 yıldır AKP'ye oy veriyorum. Abi Spider-Man 2'yi gördün mü abi? Venom oluyor abi boş buzdolabı. Last of Us Part 1 1.3K falan. Abi geçen dün nerede onu da göstereceğim. Call of Duty franchise'ına bir içten geçmişler. Bir onların kim fiyatını da göstereceğim bir size. Bir oyun konuşurken kim alabiliyor üzerine bir konuşamıyorsun yani. Sadece konuşuyorsun işte öyle. Oyun bu arada PC'ye de gelecek onu da söyleyeyim yani. Bir sene iki sene muhakkak gelir. Güzel video. Ben bunu yabancısında da izlemiştim. Enis abiden de izleyelim dedim de. Yani yabancısında da şey diyor tamam övüyor yani. Enis abi dövmüş de. Bence duygusallık konusunda şey zaten. Adamlar iki oyun yaptı abi. İki karakter için ayrı ayrı iki oyun var. Yani daha ne bağ kuracak sende? Dediği gibi aralarındaki ilişki böyle hani çok oyunu oynamak lazım onu görmek için de. Çok böyle hani herkes kendi hayatını yaşıyormuş gibiyse aralarında bir bağ yok gibiyse biraz saçma. İkisini oynuyoruz çünkü. Miles'la Peter arası. Saçma abi yani Miles'la Peter arası. Abi saçmalamayın.